Ot Robot Topluluğu 2002 yılında kuruldu. Amacı ve vizyonu şuydu. Türkiye'de robot ve robotiği gençlere, çocuklara sevdirmekti. Biz bu yolda birçok adım attık. Robot yarışmaları düzenledik. Biz robot yarışmalarına katıldık. Okullara gönüllü eğitimlere gittik. Birçok sosyal kurumla, sosyal gönüllülük faaliyetlerinde bulunduk. Bizim aldığımız geri dönükler şöyle oldu. Aa, bu robot da burada olabiliyormuş. Biz de robotları görebiliyormuşuz. Robotlar bize zarar vermiyormuş şeklinde geri dönükler aldık. Bunlar bizi mutlu edip motive eden şeyler. Şu an hala aynı heyecanla bu robotik şeylerini yapıyorsak bizim o çocuklardan aldığımız enerji çok önemli bir etken. Aynı zamanda robot toplu olarak sadece robot etkinlik, robot yarışmaları düzenlemiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de ve yurt dışında temiz enerjili araçların yarıştığı, elektrikli araçlar, hidrojenli araçların yarıştığı yarışmalara katılıyoruz. Bu yarışmalara sadece katılmıyoruz, aynı zamanda ödülleri de topluyoruz. Benim küçük yaştan itibaren hayallerimden bir tanesi robot yapmaktı. Ve bu robotları yapmak benim bir hayalim. Ama bu hayale sahip birçok kişi var. Benim şu anki hayalim ise bu robot yapma hayalini, insanların, çocukların bu robot yapma hayalini gerçekleştirmek. Biz bu Ot Robot günlerinde bu etkinliği düzenleyerek çocukların bu hayaline bir katkıda sağlıyoruz. Bu fikirlerini, hayallerini, projelerini yarıştırmaları için bir imkan sunuyoruz. Ve aynı zamanda bu yaptıklarımız şeylerle de çocuklara bunların yapılabileceği fikrini aşılamaya çalışıyoruz. Yapabiliriz dediğimiz şeyler, öncelikle daha büyük bir Ot Robot günleri yapardık. Şu ankinden biraz daha geniş bir alanda, daha büyük bir bütçeyle katılımcılarımızı daha renklendirici şeyler yaparak yapabilirdik, bu robot günleri düzenleyebilirdik. Eğer imkanımız olsaydı yeni bir robot seti yapardık. Robotik eğitimini baştan değiştirirdik. Bu gördüğünüz aracımız hibrit bir araç. Bizim takımımız tarafından yapıldı. OTTÜ'de kurulan OTTÜ Temiz Enerji Kulübü takım üyeleri tarafından yapıldı. Bu hibrit bir araç. Tamamen kompozitten üretildi. Kabuğu karbondur. İçinde balket dediğimiz malzemeden şasisini üretiyoruz. Monokok kabuk teknolojisiyle üretiliyor. Bu araç aslında hibrit bir araç. Hibrit konusuna gelecek olursak bizim hidrojen tankımızdan çektiği hidrojeni yakıt ücreti sayesinde elektriğe dönüştürüyor, bataryamıza depoluyoruz ve elektrik motorumuza bu depoladığımız enerjiyi gönderiyoruz. Hibrit olması buradan geliyor. Oldukça verimli bir araçtır. Bir rakam vermek gerekirse 100 kilometreyi 1 lira gibi bir rakamla gidebiliyor. Bu destekçilerimizden tekrar destek istiyoruz. Altıya gidiyoruz ikimiz de. Ben Onur Orkun Dille. Benim adım da Berkay Tanıtıcıoğlu. Biz bu projeyi engelliler için yaptık. Kolu olmayan engelliler için güzel olur diye düşündük. Bu proje dünya çapında ödüller almış, derecelere girmiş bir proje. Marmara. Evet, Marmara, İTÜ, ODTÜ'de de girdi. Evet, bu gibi yerlerde derecelere girmiş bir proje. Neden diye soracak olursanız, kesinlikle kod kullanmadık. Tamamen mekanik bir şey kullandık. Yazmadık. Hep mekanik kullandık. Gördüğünüz gibi burada radyo frekansı kullandık. Gördüğünüz gibi burada iki tane parmak var. Bu parmağa dokunduğunuzda açılıyor. Bu parmağa dokunduğunuzda ise kapatıyor. Mesela diyelim su alacaksınız. Bu taraf. Evet, su alacaksınız diyelim. Alıyorsunuz. Evet. Teknoloji, evet, hep söylüyoruz, gelişiyor ama bunun içerisinde bulunmak onlara hem heyecan veriyor hem de üretkenliği gerçekten artıyor. Bu yaşlarda hani ben kendi adıma söylüyorum, benim öğrencilerim 6. sınıf öğrencileri ve bu yaşlarda hem kodlama hem de kodlama tabanı altında robotik olarak eğitimlerine devam ediyorlar. Bu da geleceğin mühendislerini yetiştirme konusunda da Türkiye adına iyi destek verdiğimizi düşünüyorum. Çünkü iyi mühendisler yetiştireceğimize inanıyorum.
Biz Anatolian Eagle Bot Robot takımıyız. Her yıl yaklaşık 4 yıldır bu etkinliğe, ODTÜ Robot Günlerine geliyoruz. Ve bu sene de geldik ve robotumuzla buradayız. Geçen sene burada yine buradaydık standımızda ve inovasyon ödülünü aldık. Bu yıl yine San Francisco'da First yarışmasına katılacağız. First in Robot yarışmasına katılacağız. Şu an burada sergilediğimiz robotla katılmayacağız. Yeni bir robot ürettik. Bu robotla gideceğiz ve San Francisco'da yarışacağız. Açıkçası zaten takıma katılan insanlar daha çok STEM alanında çalışmak isteyen arkadaşlarımız ve bizler de öyleyiz. Burada kazandığımız deneyimler sayesinde ne yapacağımıza dair derin bilgiler öğreniyoruz, deneyimliyoruz ve ne yapmak istediğimizden emin oluyoruz. Gelecekte de mühendislik alanında ve fen bilimleri alanlarında ilerlemeyi düşünüyoruz.